Şimdi birincisi, biraz önce Mustafa Hoca ile konuşurken mesaj geldi. Şimdi hukukçuyum, hata yapmamam lazım. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması, bunun yasal dayanağı da var. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın adres değişikliği ve seçmen kütüğüne kayıt işlemleri. Bu resmi internet sitesinden. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı iken, il içinde ya da il dışında başka bir yerleşim yerine taşınan nokta nokta gibi yerlerde ikamet eden seçmenler, askı süresi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında bizzat ilgili nüfus müdürlüğüne ve ardından ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmaları durumunda bulundukları yerin seçmen kütüğüne kaydedilirler der. Gerisi hikaye. Bu kanun kitap. Tamam. Ersan Şen öyle konuşur. Yok yok, Ersan Şen öyle konuşuyor da devamını söyle. Devamını. Bak bir diğer de kesiyor Erdoğan Bey. Devlet üzerinden yapabilir diyor. Yapmış. Ya vatandaş yapmış. E-Devlet ifadesi var mı? Bir meslektaş. Eksik kesiyor. Ben okuyacağım şimdi. Bir meslektaş da gönderdi. Ben bunlarla, bak, bunlarla alakalı polemiğe benimle girerken Erdoğan Bey, yalnız bak siz de dikkat edin. Böyle yani bir şeyi alıyor, okuyor, cevap veremeyince Ersan Şen nasıl Mustafa Hoca'ya benim açıkladığım vurdu, Yüksek Seçim Kurulu'nu ilan ediyor. Ne alakası var hocam? Konu konuşuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu benim ilan ediyor. Sonra böyle bir yerden kesip alıyorsunuz. Hiç kesip sonra almadım. Da sizin çok Yüksek Seçim Kurulu'nun Mustafa Bey kararını buradan aynen okudum. Hocam neyiniz var konularında? Buyurun kendisine vereyim, siz de okuyabilirsiniz. Ya vatandaş yazmış bu. Tamam, bir müsaade edildiği değil. Bak, buyurun okuyun beyefendi. Hayır, gerek tamam, ben okuyacağım size. Mustafa hocam bir müsaade. Değil. Hocam. Hani sen devletin diyordun ya, bilgilerini mi? Evet. Yalan mı söylüyor Yüksek Seçim Kurulu? Ya kardeşim, Yüksek yapmış. Seçim Kurulu yalan mı bu söylüyor? Bu adam yanlış. Yalan mı söylüyor Yüksek Seçim Kurulu? Sen yalancı mı diyorsun Yüksek Seçim Kurulu? Yok canım o ya. O zaman bırak, kapat. Bak. Taktiğe bak. Kapat. Yüksek Seçim Kendinle Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu ya, şunu soralım. Bana öyle Yüksek Seçim Kurulu başkanım. E-Devlet'ten bu iş yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Söylediğine bakarak değil. Yüksek Seçim Kurulu'na yalancı mı diyorsun? Yüksek Seçim Hocam, Kurulu'na nasıl var? Yalancı diyeceğim? Siz de bir adım ileri gittiniz. Daha önce öyle söylüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na yalancı mı diyorsun? Şimdi sen Yüksek Seçim Kurulu'na yalancı mı diyorsun? Öyle mi? Burada Seçim Mahkemesi'ne yalancı mı diyorsun? Bizi bırak. Ben öyle yalancı mi diyorsun? Yalancı mı diyorsun? Ya kardeşim, doğru dürüst tamam. Konuş. Ben sinirlendim. Ben doğru dürüst Yüksek Seçim Kurulu'na sen yalancı yalan diyecek kadar değil. Sen yalan sen söylüyorsun. Sen eksik yalan söyleyip algı tamam, olursun. Sen bana yalan söylüyorsun diyemezsin. Yalnız Ersan sensin. Ersan bir cevap hakkı. Kendine gel. Tamam. Mustafa bana nasıl hocam, yalan sen söylüyorsun? Bir cevap hakkı doğdu. Sen nasıl Mustafa yalan Hoca cevap verdi. Yüksek Seçim Sen kendine gel ya. Ben sen kim ya bana bunu söyleyeceksin tamam. Ya? Bana yani gidip soralım. Kardeşim biraz Ersan önce öyle bir yalan söylüyor. Ki Mustafa Hoca'lı mı? Mustafa Bey getiriyor burada. Etrafında almış troller arkasına resmi bir aykırı hava sen yapıyor. Sen daha Yüksek Seçim Kurulu Seçim Mahkemesi'nin açıklamasını mı? Sen benim itibarımdan oynayarak mı hava yapacaksın? Ben senin itibarımdan. Biraz nasıl böyle konuşuyorsun? Ben Türkiye'de bu zamana kadar bana yanlış. Söyle. Bana yanlış. Bu zamana kadar hiç yanlış. Kimse böyle yanlış. Bir şey söylememiş. Yanlış. Ben ya sen kim oluyorsun? Yazhanenin. Sen esas en büyük algıyı yapan yaz. Sensin. Yaz. Mustafa Hoca. Sen yaz. Olamaz ya. Yaz. Yazık yaz. Ya. Yaz. Akademik yaz. Kariyerim var bir yaz. De. Olayı kişiselleştirmeyin. Ben kişiselleştirmiyorum. Peki şimdi. Hocam verdiğin cevap var mı? Tekzip etsin beni. Ama bir susun bir hocaya iki dakika buyurun söyleyin. Böyle bir şey söylenebilir mi ya? Bir insanda nezaket olur. Ayıp ben ya. Nezaketli. O zaman deriz. Ama siz de Mustafa Hoca'yı kırdığını söyleyeyim. Bir söyleyeceğim. Sen buna bu şimdi şekilde mi Cumhurbaşkanı olacaktın? Konuşma süresi ya? Ve hakkı bende. Cumhurbaşkanı ben bitireyim ondan sonra şey yapmayacağım. Ama bu şekilde ama mi sen? Ama bir söz hakkı doğdu hakikaten. Serkan neyi böyle söyledi. Yüksek Seçim Kurulu yalancı dediniz. Ya nasıl yalancı? Ya sen nasıl hukukçusun? Ya yalancı kime söylüyorsun? Bak ya kardeşim. Lütfen rica ederim. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını hukukçusun. Senin hukuk bilgin de tartışılır bu ben, durumda. Benim okuduğum yalancı. Bak Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden sorulan soruya yasal çerçevede Yüksek Seçim Kurulu bu cevabı yazmış. Ne şimdi ben onu devamını da bileceğim. Yüksek Seçim tamam, Kurulu. Tamam siz de bulun biraz sonra size söz vereceğim. Ya, benim hayır. Söylediğim konuya gelsin. Hayır, buyurun siz ya, de bulun. Ya kamu spotu dedim ya, anlamadı. Değerli, Yüksek Seçim Kurulu'ndan okuyorum. Ya, mevzuatı söylüyorum ya, daha ne hukukçu, söyleyeyim ya. Ceza hukukçu. Türkiye'nin her yerinde bu reytingleriyle millet ona ya, boş ver benim reytinglerimi. Ya şuraya yalancı kime denileceğini bilmiyor ya. Ben söylediğin sana yalancı demedim. Söylediğin doğru değil. Böyle özür dile. Özür dile. Ben senden özür dileyeceksin. Özür dileyemezsen ben sana çok da ağır söylerim. Aman hocam, bana
söylediklerini bana söylediklerinin bir mislini ben sana hocam. Söylüyorum. Söyle bana söylediklerinin bir mislini söyle cevabını lütfen al. Lütfen beni ya öyle kendi karşında bir saniye öyle Mustafa şey hocam. Ersan hocam. Çok bir saniye, bir saniye. Seni destekleyen taraftarlarla gidip yorumlar ya, tamam, yapacaksın. Bir dakika programı devam ettirebilmem için bir izin verin. Şöyle ki biraz sonra size de söz hakkı vereceğim. Bu konuyu değiştiriyorum. Hoca ekonomi konusuyla ilgili sormuştum. Eğer sizde yanınız varsa ki az önce söylediniz. Biraz sonra da söz verdim. Bir sürü, ama bir müsaade bir sürü başka programlarda alıyor bir dergiden. Hocam gazeteme. Onu ben başka bilgi söylüyor. Ben ona yalan söylüyorsun başka demedim. Programları nezaket bilemem. Gösterdim hocam bu doğru değil. Onda dedin. Ben sana yalan söylüyorum. Tamam. Sen hafızana, bana, hafızana, sen bana dava açarsın ya. Şimdi onlardan dava açılmaz. Ersan hocam yapma. Öyle bir fırsat geçse. Dava açmaz. Hocam bir müsaade edin. Tamam biraz sonra size tamam, geleceğim. Neyse. Size söz geçeyim. Buyurun. Tamam. Şimdi soruyu bir daha sorayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Soruyu anladım ben. Tamam. Bir defa muhtelif konularda konuşuldu. Kılıçdaroğlu ülke yönetmedi. Tamam. Eğer seçilirse yönetecek. Seçilemezse zaten yapacak bir şey yok. Yani bunu seçmen belirleyecek. Şimdi yol köprü, efendim işte havalimanı bunlar yapıldı. Vizyon, vitrin de bir sorun yok. Ama millet 2018-2023 yıllarını oylayacak bir başkanlık sisteminden sonra bize gelen verilerde mikro ve makro ekonomi göstergeleri hiç iyi gitmedi. Dolar da iyi gitmedi, hayat pahalı da iyi gitmedi, satın alma gücü de iyi gitmedi, hiçbir şey iyi gitmedi. Millet yol köprü baraj yemeyecek. Millet karnını doyurmanın derdinde. Yarını düşünüyor, çoluğunu çocuğunu düşünüyor, eti sütü yumurtayı düşünüyor, peyniri düşünüyor. Ben şuradan size aldığım notu söyleyeyim. Milyon kez söyledik demişim. Geçici çözümlerle bu iş olmaz. Al işte millet seçim öncesi yine zam istiyor. Yoksa oy vermem diyor. İş artık iyice seçim pazarlığına döndü. Zam olsa çözüm mü? Hayır. Birkaç aylık alım gücünü arttırır sonra yine aynı sorun. Çünkü işin temeli sakat. En büyük paran 200 Türk lirası. Onunla da doğru düzgün 1 kilo et, 1 kilo kaşar peyniri alamıyorsun. Ne yaparsan yap ipin ucu kaçtı kardeşim. Bitti. 200 lirayla övünüyorsun değil mi? 200 lirayla 1 kilo et alamıyorsun. Ne konuşuyorsun ya? Ne anlatıyorsun? 200 euro ile git bakalım Avrupa'da ne alıyorsun? 200 dolarla git bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde ne alıyorsun? Senin paran övünüyorsun yerli milli para. Ne alabiliyorsun? Ya ben size söyleyeyim insanların getirdiği rakamlara bak. 2012 yılındaki alım gücüne bak. Bugün alım gücüne bak. Ya inanılmaz. Şimdi bu insanların gözünü boyayabilir misin? Ne anlatacaksın? Ne masal anlatacaksın bu insanlara? Ha şunu sordum. Dedin ki ya buna rağmen nasıl oluyor? Ya bu seçmen kültürüdür olur. Muhafazakarlıktır olur. Başka bir şey olur. İnanabilir, edebilir. Ama sen alternatif olduğunu, çözüm olduğunu anlatacaksın. Eğer anlatamıyorsan bu kadar soruna rağmen de olamıyorsan sana yazıklar olsun. O senin demek ki sorunun. Sen bu kadar sorun. Şu anda bu Türkiye Cumhuriyeti'ne ekonomiye iyi diyen bir Allah kulu olamaz ya. Sayın Cumhurbaşkanı dahil buna. Olamazsın kardeşim. Mümkün değil. Mikroda makroda işler iyi gitmiyor. Onun için habire sürekli değişim, değişim, değişim. Stabil bir ekonomi programın ve senin kadron var mı? Yok. Sürekli değiştirmek istiyorsun. Olmuyor. Dikiş tutmuyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 23 Eylül 2021 tarihinde önü seçim olduğu için ekonomi durgunluğu yaşanmasın diye ipin ucunu bıraktı. Kredi verdi. Sürekli para pompaladı. Enflasyonu düşüremezsin. Düşüremezsin. Sıfır ihtimalin bu ekonomi şeyiyle gidersen. Yöntemiyle gidersen. Bunu herkes biliyor. Kendisi de biliyor. Niye millet sürekli zam istiyor? Niye? Niye şimdi onlara sessiz kayıtsız kalınıyor? Niye zam istiyor? İnsanlar niye sürekli memuru, işçisi, emeklisi hepsi zam istiyor? Arttırıyorsun. Bak şimdi kapına dayandı. Asgari ücretli. Memur kapına dayandı. Temmuz adresiydi Sayın Cumhurbaşkanı. Kapına dayandı. İpin ucu kal. Şimdi seçim geçmeyecek mi? Bu ülke devam etmeyecek mi? Ya iktidardan ya muhalefetten gelen birileri yönetecek değil mi? Acı reçeteyi alacaksın. Vergileri alacaksın. Tepe tepe. İhracat diyordun hani ihracat ithalat denge. Ben size söyleyeyim bak biraz önce o rakamları söylerken ben esasında o rakamları Sayın Fatih Erbakan'dan aldım. Şurada söylüyor diyor ki ya özel sektörün borcu 88 milyardan 7,5 trilyona çıkmış. Çiftçinin borcu 2,5 milyardan 200 milyara çıkmış. KOBİ'lerin borcu 100 milyar dolar olmuş. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 60 milyar dolarda. Sen varlık fonunu yokluk fonu haline getirmişsin. Bu sözler benim değil Sayın Fatih Erbakan'ın sözleri. Borç para bulmak için bütün varlıkların ipotek altında dolara yıllık %9,5 faiz veriyorsun. Ben size bir rakamdan bahsedeyim. 2,5 milyar
dolar Eurobond %9,5 yıllık faizle 6 ayda ödemeli, her bir 6 ayda ödemeli para aldık. Yıllık faizi 240 milyon dolar. 530 bin asgari ücretlinin bir ayda çalıştığı parayı ana para hariç sen yılda çocuklarının, torunlarının cebinden, proteinden, etinden, sütünden, yumurtasını alıp Hans'ın onun bunun cebine veriyorsun. Hani dış mihraktı? Hani ekonomi? Ne olduk biz? Bu şimdi param varsa bu borcu %9,5 faizle niye alıyorsun? Beğenmediğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %3,5. Hani beğenmiyorsun ya, battı gitti diyorsun. Sen nasıl? Ya şöyle bir şey olabilir mi ya? %10'la devlet tahvili satıyorsun bankalara, %8,5'la bankaları fonlayıp bankaları kar şampiyonu yapıyorsun. Kimden alıp da kimin cebine veriyorsun? Fakir fukaranın cebinden alıp veriyorsun ona. Şu rakamlar yalan mı bu rakamlar? Yani şu fiyatlar, gelen fiyatlar, tavuğun fiyatı, patlıcanın, ayçiçek. Bu da mikro sorunlar. Bunu nasıl durduracaksın? İstediğin kadar zam yap. 10 bin lira yap. Ya 15 bin lira yap ya. Ya bunu durduramazsan, bu hayat pahalılığının önüne geçemezsen. Çünkü ip kazıktan kopmuş, barınma sorunu var diyorum ya ülkede. Ya yabancıya konut satışını, kiralamayı bir durdurun diyorum ya Allah aşkına ya. Şu milletin, memleketin iyiliği için ya yapmıyorsun. Niye? Bir dolara ihtiyacım var diyorsun. Yabancıya konut satışı dursa kira düşer, evet, mi yani? Düşer tabii ki, düşer. Nasıl düşmez ya? Bunu yani bunu söylemek, ki bunu tartışmaya bile gerek yok ya. Bugün sen iyi yaşayın. Yabancıya konut satışını yasakla, kiraları sınırla. Bugün bu vatanın evlatları en azından daha ucuz konut kirası kiralayabilecek, satın alabilecek ya. Biz bunları bilmiyor muyuz? Bunlara gelince niye başını öne eğiyorsun? Bunları anlatsana bana. Anlatıyorsun, söylüyorsun, yollar, efendim işte barajlar, köprüler. Ben orada neye karşıyım söyleyeyim? Çanakkale Köprüsü tabii ki yapılsın. Tabii ki. Ama finansmanı ne? İşletmesi ne? Aynen. Bak geçen gün rakamlar verildi. Dünya para cebimizden çıkacak. Bunu niye biz millet memleket olarak yapmadık? Bilmeden konuşuyorsun. Niye bak millet işte memleket olarak onu yapmadık? Onu da biliyorsun bak, maşallah. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Çanakkale Köprüsü'nde zarardasın kardeşim. Yok ya. Madde Osman Gazi Köprüsü'nde hepsini zarardasın bilirsin kardeşim. Sen hazinenin, biliyor milletin musun cebinden biliyor alıp musun rakamları bu ya yap işlet devletçilere işte veriyorsun ve ya dövizle yapıyorsun. Garanti parayı yalan yapıyorsun. Yalan söylüyorsun ya. Dövize enflasyon üzerinden de bir de biraz fark ödüyorsun. Yalan söylüyor. Esas yalanın şimdi Mustafa Alıcalı bilip bilmeden bana öyle söyleyebilir. Bana yalan söylüyorsun. Bağlar. Benim söylediğim beni bağlar. Ben diyorum ki onun için senin diyorum kamu özel işbirliğiyle yaptığın işlerde diyorum. Mustafa hocam devletlerde garanti geçişler, garanti geçişler. Biraz sonra konuşturmayacağım onu. Bak o ya, masadan kalkacak o. Ya. Senin programın yarıda kalır. Ya. Şimdi ya, o öyle beni ya beni mi tehdit ediyorsun? Onu ne ben yapacağım? Tehdit mi? Bak, Mustafa mı? Ben konuşurken konuşuyorsa cesaret ilacı getir. Ben Mustafa hocam bana bir müsaade et. O zaman benim sözümü kesiyorsa. Hayır etmez. O benim dostum. Etmez. Yalan söylüyorsun ya. Bak kamu özel işbirliğiyle. Yalancının dik alias sensin ya. Biraz önce bir yalan söyledin işte. Bak rakamları şimdi geldi. Daha ben senin bekle, yalan bekle, ya. Bekle cevap geliyor. Tamam ama bir geldi, tam başına geleceği. Ama bir bekleyin de, şey bir öyle bir çıkar. Sen şeyden. Hocam bir bekleyin, size söz vereceğim. Kamu özel işbirliğiyle yap işlet devletlerle. Kardeşim sen garantili. Sen dövizli. Dövize enflasyon farkı uygulayarak. Osman Gazi'de, Çanakkale'de geçişler bilmeden ortada. Bilmeden konuşma. Bilmediğin şeyi bunların konuşma. Bunların nasıl amorti edileceği belli değil. Bilmeden ben konuşma. Vizyonla vitrinle karşı değil. Bilmeden yapılmalı konuşma. Sen ama, öğren gel. Ama öğren. Finansmanına, işletmesine yaptığın, verdiğin zarar bu milletin yalan cebinden söyleme çıkacak. Ha, yalan söyleyip algı oluşturma. Ben onu söyleyeyim Mustafa sana. Hocam. Bana da söz hakkını öde. Bak biraz sonra konuşturmayacağım ki ya. İstediği kadar söylesin neden, ya. Neden ben biraz sonra. Şimdi sen beni konuşturmuyorsun. Çünkü mat olacağım. Biraz sonra seni ben konuşturmayacağım. Mat olacağım. Biraz önce. Öyle bir hata. Hayır ama öyle bir hata yaptı ki hocam Erdoğan. Rica. Ya ne hatası? Hocam ya rica ediyorum ya sizden. Ya sen kardeşim hukuktan boş ver. Bunlardan anlamazsın. Bunlardan anlamazsın ya. Sen boş ver. Ancak yalan söyleyerek millette algı oluşturur. Rica ediyorum Mustafa size. Bey. Biraz sonra yeter söz vereceğim size. Kadını kaçırırım. Sen konuştuklarında haklısın. Sen söyledin. Ne zannediyorsun ya? Söyledin. Bakın şimdi izleyiciye de ayıp. Hocam bir müsaade edin, geleceğim size. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bana bir Allah kulu şunu anlatacak. 2,5 milyar doları bu milletin çoluğun çocuğunun cebinden alıp da %9,5 faizle yıllık 240 milyon dolar ana para hariç niye veriyorsun? Niye tasarruf yapmıyorsun? Niye ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz? O paraları niye alıyoruz? Sadece o paralarla bu ekonominin döneceğini düşünüyor muyuz? Ben size şöyle söylüyorum. Mustafa Bey'e de soruyorum. Bütün hazırına soruyorum. Ya 7500 lirayla emekli geçinebilir mi kardeşim? Bu para yeter mi? Yetmez. Niye? Çünkü ip kazıktan kopmuş.
Enflasyonu durduramıyorsun, hayat pahalılığını durduramıyorsun. İnsanların satın alma gücü bitik. Barınma sorunu var insanların. Çok ciddi. Ciddi şekilde bak, asıl mesele bu. Senin küçümsediğin domates, biber, patlıcanın, sütün, etin, yumurtanın fiyatı. Senin gidip de sağdan soldan efendim bu en ucuz diyerek aldığını benim vatandaşım almak zorunda değil. Evin yabancısı buraya gelip 4-5 yıldızlı otellerde istediği gibi keyif çatarken benim çocuğum okula gitmeyip uzaktan öğrenim adı altında gidip oralarda onlara servis hizmeti veriyor. Camdan bakıyor. Bu mu senin getirdiğin refah düzeyi? Ha, şunda haklısın. Buna rağmen eğer sen kendini anlatamıyorsan, ikna edemiyorsan, ha seçmen de bunlardan memnun ve mutluysa buna söylenecek bir şey değil. Bir şey yok. Mesela ben bazı şey, Onur kardeşim söyledi, dedi ki ya bazı kıymetler daha önemli. Doğru, hepimiz için. Bunun için kimsenin elinde bir ölçü metre yok. Terördü, birlikti, beraberlikti. Ama en önemli mesele ekonomi. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu ekonomisidir. Paran varsa mutlu olursun. Paran varsa memnun edersin. Adil gelir dağılımında bulunursan memnun edersin.